Ekonominin daha da belli ki gideceği yer çok da böyle sevimli pembe bir tabloya doğru gitmiyor. Hükümet her ne kadar böyle bir tablo çizse de. Bir, niye böyle bir tablo çiziliyor? Ortada yaşanmışlık söz konusuyken, artık vatandaşa daha net her şey dokunurken. Yani yok saymak bir taktik mi? İşe yarar mı hükümet açısından? İki, ekonomi bu haldeyken görüyoruz ki daha çok erken ya da baskın seçim, ama sanki seçim olacakmış gibi bir hava var diye yorumlar yapılmaya başlandı bir kez daha. Bununla ilgili öngörünüz var mı? Bir de hemen şunu da ekleyeyim ki zaman zaman konuşmuşuzdur ama yine son günlerde yükselen bir söylem halini aldı, tartışma diyelim. Yani böyle bir ekonomide halen %30, %32, %35 bunları görmesi Adalet ve Kalkınma Partisi'nin çok olası bir şey ya da doğru bir şey gibi gelmiyor bazen kulağa deniliyor. Böyle yorumlar yapılıyor ama nasıl olabiliyor da halen ankette birinci parti olabiliyor sorusunu da bir kenara iliştireyim. Evet, yine zincirleme sorular sordunuz. Beni görünce soru sorasınız geliyor. Aklımda tuttuğum kadarıyla yanıt vereceğim. Unuttuğum soruları hatırlatırsınız. Şimdi birincisi, ekonomi niye böyle düzelir mi? Ve bu ekonomi iyiymiş gibi yapmak işe yarar mı? Şimdi daha önce hatırlayacaksınız, bu 2009 yerel seçimlerine giderken dünyada başlayan, 2008'de bütün dünyada başlayan bir küresel ekonomik kriz ortamı vardı. Türkiye'de doğal olarak bundan etkilenmeye başlamıştı ve yerel seçimlere gidiyordu Türkiye. 2009 Mart ayı sonunda oldu. O dönemde de yani yerel şeyden, hizmetlerden, belediyecilik anlayışından vesaireden falan çok ekonomik kriz konuşuluyordu. İzleyicilerimiz hatırlayacaktır, bu teğet geçecek tartışmasının olduğu seçimden bahsediyordu. Evet. Ve ekonomik krizden bahsediyorum. Şimdi orada da aslında bir ekonomik kriz vardı fakat tabiri caizse fenomen inkar edildi. Yani yokmuş gibi davranıldı. Var tamam ama böyle hafif hafif geçiriyoruz biz. Diğer ülkeler daha fazla etkiliyor falan dendi. Netice vatandaş bu ekonomik krizlerin yokmuş gibi gösterilmesine çok fazla itibar etmedi ve AK Parti o seçimde 47 olan oylarını 38'e düştü ve 9 puan kaybederek o seçimden çıktı. Yani dolayısıyla bir realite varsa ve bu realite vatandaş tarafından ekonomi olunca öyle söz konusu olan çok hissedilir bir biçimde yaşanıyorsa ve siz kalkıp yok aslında öyle bir şey, biz şahlanıştayız, şimdi teğet geçecek demiyorlar ama şimdi ekonomimiz şahlanacak diyorlar. İşte sorunlarımız yok diyorlar. Büyümemiz dünyayı kıskandırıyor diyorlar. Dünyanın en çok büyüyen ülkesiyiz diyorlar. Başka çeşitli istatistikler, şeylerle, oyunlarla bazı realiteleri olduğundan küçük, bazılarını olduğundan büyük gösteriyorlar vesaire. Mesela kişi başına düşen milli gelir rakamlarımız. Hani diğer hesaplama yöntemlerini doğru kabul edecek bile olsanız Türkiye'deki sadece Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını baz alarak hesaplanıyor. Oysa ki Türkiye'de çok sayıda Türkiye vatandaşımız olmayan ama konuğumuz olan, artık öyle diyoruz, insan yaşıyor. Bunların sayısı ne kadar? Kayıt içerisinde 5,4 milyon, kayıt dışılarla birlikte 7-9 milyon arasında olduğu tahmin ediliyor. Aykut Bey bir şey ekleyecek şimdi ona hocam. Böldüğünüz zaman. Buyurun. Hocam bu büyüme rakamı enflasyonla reel değeri alır. Siz enflasyon rakamında oynar da 50'lik enflasyonu 20 gösterirseniz, yani bir büyümeyi de 13 yani büyüme olarak gösterirsiniz. Onun için Türkiye'deki büyüme rakamlarına, enflasyon rakamlarına çok itibar etmemekte fayda var. Vatandaşın yaşadığı başka bir şey. Yani istatistikler doğru değil. Tabii. Ben de onu söylüyorum. Yani bazılarını olduğundan küçük gösteriyor. Bazılarını olduğundan büyük gösteriyor. Büyümeyi büyük gösteriyorsunuz. Kişi başına düşen milli geliri büyük gösteriyorsunuz. Enflasyonu bu kadar büyüme var diyorlar. İstihdam falan yok ortada. Yani fiilen işsizlik artıyor, adamlar büyüme var diyor yani. Yani rakam başka bir şey söylüyor. Yani istihdam yaratmayan bir büyüme çok nadir görülür. Görülür ama çok nadir görülür. Evet. Yani ancak teknolojik sıçramalar çağında vesairede falan büyüme olur ama istihdam olmaz çünkü emek kullanmaya ihtiyaç kalmaz falan. Ama vatandaş bunu hisseder yani çünkü kendisi bunu Kendisi bunu yaşar. 2009'da işte teğet geçecek dendi. Fakat teğet geçmedi. Vatandaş böğürme saplan dedi ve bunun da siyasal faturasını iktidara uzattı. Şimdi biz bunu niye görmüyoruz? Çünkü ortada bir seçim yok ve seçim olmadığı zaman bu siyasal faturanın gerçekleşmesi durumunu gözlemleyemiyoruz. Ama Türkiye'de iki kere vatandaş bu ekonomik kriz gerekçesiyle hükümete bedel ödetti. Bunlardan birincisi 2009 yerel seçimleridir. Bir diğeri de 2019 yerel seçimleri. Orada da biliyorsunuz ekonomi hiç konuşulmadı. Oysa ki başlayan bir şiddetlenen, daha doğrusu zaten ekonomik kriz vardı aslında. 2013'ten itibaren çi başına düşen milli gelir düzenli olarak düşmeye başlamıştı. Son 7 yıl arka arkaya düştü. Muhtemelen bu yıl 8. kez arka arkaya düşecek ve AK Parti kendi rekorunu yeni geliştirmiş olacak. Gelmenin tam anlamıyla 7'den 8'e çıkarmış olacak. Şimdi bu ortamda biliyorsunuz yerel seçime gidildi 2019'da. Hükümet ekonomiyi hiç konuşturmamaya gayret etti. Evet. Bekayı konuştu onlar. Ama ben o dönemde bir araştırma yapmıştık. Metropollerde hiç kimse bekaya inanmıyor. Herkes ülkenin en önemli sorunu olarak ekonomiyi gösteriyor. Ben bunu bir röportajımda söyledim. Sonra o günden itibaren artık bekaya inanmayan vatan haini ve dinden çıkar falan, böyle insanlık düşmanı falan o hale geldik aşağı yukarı. Ama netice 11 büyük şehri, Türkiye nüfusunun yaklaşık yarısının yaşadığı 11 büyük şehri AK Parti kaybetti. Onun dışında zaten 2018 genel seçimine gidildiğinde AK Parti Büyük Birliğin oyları da dahil olmak üzere 1 Kasım 2015'te %50 almış olan AK Parti 2018 Haziran'ında Büyük Birliğin oyları da dahil olmak üzere %42,5 alabildi. Sonra yerel seçimde 9 ay sonra yerel seçim oldu. Bu sefer %38 civarında bir oy aldı. Tam olarak bilemiyoruz çünkü ittifak olduğu için, ancak belli modeller kullanarak tahmin ediyoruz. %38 civarında bir oy aldı. Cumhur İttifakı da toplamda oy kaybetti. Genel seçimlerde %53,7 almışken %50,8 aldı. Şimdi dolayısıyla 9 aylık bir ekonomik türbülans bile AK Parti'ye hemen 3-4 puanlık bir fatura yaratıyor. Şimdi bu sefer de yaratacak. Bu kaçınılmaz bir şey. Niye hala 33'lerde falan görünüyor? Benim orada şu anki beyanlar elbette ki değerli. Deneklerin, seçmenlerin ya da araştırmaya katılan insanların beyanları elbette ki değerli. Fakat orada başka detaylara da bakmak gerekiyor. Nedir o detaylar? Şimdi AK Parti'ye oy veren, vereceğini söyleyen bugün itibariyle 3 seçmenden birinin çok majör şikayetler var, mutsuzlukları var. Seçim atmosferine girilmediği sürece özellikle merkez sağ seçmenler her sabah uyanıp acaba bugün hangi partiye oy versem diye düşünüp o günkü parti tercihini yapmıyor. Şimdi borsa brokeri gibi davranmasını bekliyoruz bazen seçmenden. Her gün pozisyonuna göre belli parametrelerdeki değişmelere göre parti tercihini yinelesin diye bekliyoruz. Oysa ki öyle davranmıyor. Ne zaman böyle davranır? Sandık ortaya konur, seçim takvimi belli olur, o günden sonra ciddi ciddi düşünmeye başlar. O zamana kadar sorduğunuzda herhalde falancıya veririz der. Ama o bir marjla onu söyler. Sonra mutlu mu mutsuz mu diye baktığınızda majör sorunlar var AK Parti seçmenlerinin önemli bir kısmının. Genellikle ekonomiden şikayet ediyorlar, şikayetçi olanlar. Onun dışında bu nepotizmden, adam kayırmadan şikayet ediyorlar yoğun bir biçimde. Göçmen politikasından şikayet ediyorlar. Pandemi sürecinde özellikle eğitim alanındaki uygulamalardan şikayetçiydiler. Zaman zaman sağlıkta bazı sorunlar yaşıyorlar. Ama özellikle ilk üçü ekonomi, bu nepotizm, adam kayırma ve göçmen politikası benim gördüğüm, araştırmaların bize söylediği daha doğrusu, AK Parti içerisindeki mutsuz seçmenlerin şu an en şikayetçi olduğu konular. Peki bu şikayetler ne zaman somut bir karar değişikliği ya da tercihine neden olacaktır? Bir kısım seçmen bu süreç içerisinde koptu. Zaten o yüzden 50'lerdeki AK Parti'yi 33 olarak tahmin ediyoruz. 50'den 33'e düşmek demek 3 seçmenden birinin gitmesi demek. Şimdi bunu da yetersiz görüyoruz bir taraftan ama geri kalanın da 3'te 1'i hala mutsuz. Bunlar genellikle seçim takvim belli olduktan sonra kopuyorlar. Bunu da biz daha önce 2 kere gözlemledik. 2009 yerel seçimlerine giderken Kasım Kasım sonunda AK Parti %47 civarındaydı. Mart başında 38'e düşmüştü. 4 ayda 9 puan kaybetti. Mart sonunda da zaten 38 ile bitti. Evet. İkincisi bu 2015 7 Haziran seçimlerine giderken Aralık'ın son haftasında yaptığımız çalışmada AK Parti'yi 47,5 olarak tahmin ettik. Mayıs'ın ilk haftasında yaptığımız çalışmada 40,6'ya düşmüştü. Yani 4 ayda yine 7 puan civarında oy kaybetti ve o yine 40,8 olarak bitti zaten o seçim. Yani merkez sağ seçmenler özellikle seçim atmosferine girdikten sonra bir genel değerlendirme yapıyorlar ve hükümetin artılarını, eksilerini benim gördüğüm kafalarında tartıyorlar. Artık bu hükümet benim sorunlarımı çözmekte yetersiz diyorsa da o seçim takvimi çalıştıktan sonra başka bir partiye yönelebiliyor. Bunu AK Parti daha önce 2 kere yaşadı. 3.'ü de 2018 genel seçimleri sürecinde yaşadı. Referandumla birlikte AK Parti'den büyük kopuş oldu. Hatırlayacaksınız 2015 genel seçimlerinde AK Parti artı MHP toplamda 61 aldığı için referandumun 60'ın üstünde bir oyla geçeceği tahmin ediliyordu. Bunu açıklayan araştırma kuruluşları da oldu. Yani araştırma yapmayıp sadece bir önceki seçimdeki oranlarına bakarak tahmin yaptıkları için. Fakat süreç öyle çalışmadı. O süreç içerisinde özellikle demokrasi, insan hakları, Avrupa Birliği, hukukun üstünlüğü, güçler ayrılığı falan gibi konulardaki daha duyarlı bir seçmen grubu. Ben o dönemde beyaz sağcılar demiştim onlara. Bu beyaz Türklerden ilham alarak. Metropollerde yaşayan 40 yaşının altında iyi eğitimli, ortalamanın üstünde gelir seviyesine sahip genç insanlar o dönemde AK Parti'den koptu. Referandumda hayır oy verdiler. Sonra ilk genel seçimde yine bu insanlar başka partilere oy verdiği için AK Parti 50'den 42,5'a düştü. Dediğim gibi o 42,5'un içerisinde 1-1,5 puan aralığında Büyük Birlik Partisi'nin oylar var. Onu da çıkardığınızda aslında AK Parti zaten yerel genel seçimde daha 2018 genel seçimlerinde 40 civarlarında bir yere inmişti. O gün bugündür de bu erozyon devam ediyor. Fakat esas biz erozyonu seçim sandığı ortaya konduktan sonra göreceğiz. Çünkü AK Parti merkez sağ profilindeki seçmenler esas o zaman kopup başka partilere geçiyorlar. Arada böyle mutsuzum ama şimdilik buradayım mesajı veriyor. Evet. Eğer iktidarlar bunu düzeltirse belki toparlayabilir ama bugüne kadar verdiği sinyallere baktığınızda bunu anlayabileceğini ve bunu düzeltebileceğini de şu ana kadar bize hissettiremedi. Çok o yüzden kısa bunu anlamama çok nedeni hızlı olmasa bile devam ediyor. Bunu anlamama nedeni hocam çok kısa yani arayı aradan çıkarayım diye hızlıca sormuş olayım. Birincisi gerçekten anlamadığından mı? İkincisi anlamamak mı işe geliyor artık ya da çözebilecek herhangi bir motivasyonu, niyeti, hedefi kalmadığından dolayı mı? Çünkü dediğiniz önemli. Yani anlaşılıp da bir aksiyon alınsa belki bir şekilde bir pozitif geri dönüş olacak ama bunu yapmayan bir hükümet var. Bunu neyle açıklamak mümkün? Benim gördüğüm orada Sayın Erdoğan bir tercihte bulundu ve AK Parti bizim daha önceden bildiğimiz toplumu gözleyen, sorunlara duyarlı ve onu yönetmeye çalışan bir yönetim anlayışına ve siyaset anlayışına sahip parti olmaktan bir süreç içerisinde koptu ve benim Erdoğanizm diye nitelendirdiğim yeni bir yönetim anlayışına, siyaset anlayışına savruldu. Şimdi bu yeni model içerisinde seçmenin ne düşündüğü çok da önemli değil. Çünkü seçmenin ne düşündüğünün önemli olduğu modeller çoğulculuğun, parlamenter sistemin, demokrasinin, hukukun üstünlüğünün vesairenin önemli olduğu sistemler. Eğer bunlar yoksa başka bir yönetim modeliyle yönetmek istiyorsanız o zaman bunlara duyarlı olmanıza da gerek yok. Çünkü seçmen içerisinde daha doğrusu siyaseti içinde seçmen olmayan, seçmen iradesi olmayan, seçmenin siyaseti şekillendirmediği bir siyaset modeline geçmek istiyor. Esas mesele bence buradan kaynaklanıyor. İçinde seçmen olmayan bir siyaset anlayışınız varsa ki dünyada çok sayıda böyle var. Yani seçimin oldu ama seçmenin olmadığı, seçenin olmadığı siyaset modelleri var. O modeller içerisinde davranıyorsanız ya da oraya yönelmeyi istiyorsanız o zaman dönüp seçmen beklentileriyle, talepleriyle, mutluluğuyla uğraşmanıza da gerek kalmıyor. Peki hemen Ahat Hocam da bir şey ekleyecek. İbrahim Bey, 2 konuyu gündeme getirmek istiyorum. Bilmiyorum katılıp katılmadığınızı öğrenmek istediğim için. Birincisi 2008 krizi gerçekten oy olarak bir kayba neden oldu. Fakat 2008 krizinde şöyle bir olay vardı. Dışarıdan borç para bulunabiliyordu, portföy yatırımları devam ediyordu, rezervler vardı ve daha önemlisi IMF'le 2006'da biliyorsunuz veya 2005 aklımda yanlış kalmadıysa son anlaşmayı yapmışlardı. IMF'in denetleme şeyi devam etmekteydi. Dolayısıyla böyle fütursuzca siyasetler uygulayamadılar. Daha sonraki dönemde ise şimdiki seçimlerde rezervleri yok. Rezerv bitmiş vaziyette. Dışarıdan gelen bir şey de yok. Dolayısıyla o dönemdeki ekonomik krizi yönetmeleriyle bu dönemdeki ekonomik krizi yönetmeleri arasında korkunç bir fark bu nedenle ortaya çıkıyor. Bir. İkincisi, seçmenler açısından da haklısınız. O dönemde seçmenler çok fazla mobilite göstermediler, AKP seçmeni. Ama şimdi o dönemlerin çok önemli bir özelliği vardı bana göre. AKP'den ayrılan seçmenin veya uzaklaşan seçmenin gidebileceği alternatif kanallar yoktu. Farklı. Şimdi bu seçimler ciddi bir farklılık gösteriyor. Belki de AKP yönetiminin tarihinde ilk defa olarak AKP benzeri alternatif odaklar var. AKP benzeri olmayan ama merkez sağ seçmeninin yönelebileceği İYİ Parti gibi bir odak var. Bunu da görüyoruz zaten. Dolayısıyla yani bu seçimler sadece ekonominin belirlediği seçimler olmaktan öte, biraz önce söylediğim siyasal yapılanmanın daha doğrusu belirleyeceği, katkıda bulunacağı bir seçim olacak. Ve dolayısıyla bana göre en azından, bilmiyorum katılır mısınız, AKP işte bu nedenle gerektiği, hani 38'lerden şimdi 27'lere, 26'lara deniyor. Belki o çekirdek tabanına kadar inecek eğer seçim şeyi uzun tutulursa. Katılır mısınız İbrahim Hocam? Bir de şunu da ekleyelim. Yani bu süreç içerisinde muhalefet de kendini geliştirdi galiba ve muhalefet de bir noktada değişti. Söylemiyle, tavrıyla, politika yapışıyla. Yanlış mıyım? Bunu da ekleyeyim hızlıca. Yok, haklısınız. Çünkü gerçi seçmen her durumda, şimdi 92 bin arasında da aslında iktidarın alternatifi olan partileri de çok fazla beğenmediğinde seçmenin bir tavrı var. O zaman bütün partilerin oy oranını düşürüyor ve seçmen atomize oluyor. Yani 95 seçimlerinde Refah Partisi birinci oldu. Yani Türkiye'de yer yerinden oynadı. %21 oy almıştı. Evet. 99 seçimlerinde DSP birinci parti olmuştu. %22 ile. %22 ile onun arasında 4-5 parti sığdırıyordu seçmen. Şimdi aslında o duruma benzer bir şey var. Bir parti hızla domine etmiyor sistemi. Bu tür zamanlarda seçmenin kendince bulduğu bir güvenlik mekanizmasıdır. Sistemi domine edecek bir parti üretmiyor. Yani bir dominant partiden başka bir dominant partiye yönelmeyi istemiyor. O zaman diyor ki zaten bir dominant partiden muzdaribim ben. Bari üçünüz, dördünüz bir araya gelin. Bir denge unsuru olsun. Birbirinizi denetleyin. Ben de arada biraz rahat nefes alayım. Hem kendi içinizde rekabet ederken belki iyi bir şeyler de yaparsınız diyor kelimenin tam anlamıyla. 92 bin arasında biz bunu yaşadık. Şimdi şimdiki dönemin diğerinden farkı muhalefetin organize olması. Yani birbirinden bağımsız partiler şeklinde değil, organize davranmaları ve somut bazı hedeflerin olması, paylaştıkları müşterek bazı hedeflerin olması. O da somut politikalar üzerinden değil, aslında sistem üzerinden bir alternatif üretmeleri. Bu seçmene cazip geldi gördüğüm kadarıyla ve seçmen artık kendini tercih anlamında biraz daha güvende hissediyor. Ama bu tercihin gerçekleşmesi elbette ki sandık ortaya çıktıktan sonra olacak. Şu an bile 60'a 40 dengesizliği var aslında iktidar. İktidarla muhalefet arasında, muhalefet lehine. Peki.